Belgesel Yayıncılık sunar. Zaferler tarihimizi Dağ Standı'na yukarı. Belgesel görüntülen Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Şu an bulunduğumuz mekan Osmanlı. Yaşayan bir efsane Endülüs'ün Yunan ehli. Güzel bir ilimiz var. Erzincan. Bosna. Karadeniz'deyiz. Boşnaklara ait dağların şubesine çınardan. 93 Devne savunması. Yazın Yunanistan'ın başı. Varda. Kafkas Dağı'na yukarı. Adriyatik sahilleri. Filistin. Ve sizleri Balkan Savaşları ile Kıbrıs. Devri alem başlıyor. Moskova Havalimanı'na indik ve Moskova şehrini gezmeye havalimanından çıktık, başladık ve şu an havalimanının hemen güzergahı burada. Moskova şehrine giriyoruz şu an. Düzenli binalar, uçağımız alçaldığında inceledim. Müthiş bir şehir Moskova. Irmaklar, suni göller, doğal değil, tabii olmayan dikilmiş ormanlar, çam ağaçları, villalar, siteler. Müthiş planlı bir şehir Moskova. Gerçekten müthiş. Ama beni en çok etkileyen Moskova üzerinden atalar diyarına gitmek oldu. Evet, burası Moğolistan. Değerli izleyenlerimiz, başkent Ulan Batur'dayız ve Orhan abideleri, Göktürk abidelerinin bulunduğu ülkedeyiz, Moğolistan'dayız. Ve şu an Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da gezimiz Milli Müze'de, Ulusal Müze'de başlıyor ve sizlere Moğolistan'ı, Ulan Batur'u tanıtmaya devam ediyoruz. Orijinal değil yine, değil mi? Evet, Ulan Batur Milli Müzesi'ndeyiz ve bu müze Türk tarihinin kilometre çizgisi olan Orhan abidelerinin birebir kopyalarının sergilendiği müze. Thank you.
Evet, kıyafetler, elbiseler kültürü, medeniyeti yansıtır. Evet, bulunduğumuz Moğolistan'dan başkenti Ulaanbaatar'daki Milli Tarih Müzesi'nde Moğollara ait elbiseler, kıyafetler. Birçok etnik grup yaşıyor Moğolistan'da. Onların her birinin kıyafeti ayrı ayrı ama medeniyetin ihtişamını kendiliğinden görüyoruz. Gerçekten medeniyetin ihtişamı güzel ve hoş bir şey. Moğolistan'ın son kral ve kraliçesi karşısında duygulanmamak elde değil. Bu Tibetli hanım devlet ana adıyla adlandırılır. Çok muktedir bir kadınmış. Ama bugün hepsi ibret nazarıyla bakıyoruz sadece. Ve komünizm geldikten sonra da bu ihtişam kaybolmuş tabii. 1920'li yıllarda Moğolistan'ı işgale gelen Rus komutanın görüntüsü. Evet, dünyanın ikinci komünist ülkesi. Ve burayı komünist yapan Rus general. Evet. Moğolistan komünizm, sosyalizm yönetiminden 1990'lı yıllarda kurtulmuştu. Gençler sivil halkla birlikte ölüm orucuna başlamışlar. Halk ayaklanmış ve bugünkü devlet başkanı halkın önüne geçerek komünizmin Moğolistan'da yıkılmasını gerçekleştirmişti. İşte resim onlar, gençler ve sadece ölüm orucunda su içerek hayatta kalan Moğollu gençler. Cengiz Han ve dünyayı titreten, kimilerine göre zalim, kimilerine göre büyük hakan, Türk dünyası coğrafyasında büyük mezalim yapan Moğol kralı. Ve diyoruz ki o medeniyet, o kültür Konya'nın, Bağdat'ın, Harran'ın, daha birçok medeniyet coğrafyamızın yakılıp yıkılması gönül yaramız ve Moğolistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Ulaanbaatar şehri. Arkamızda Cengiz Han, önde Anadolu Türkleri ve tarihe not düşüyoruz Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da. Ve gerçekten şehir çok önemli. Sadece Moğolistan'ın 3 milyona yakın nüfusu var. Türkiye'nin 2 kat büyüklüğünde birçok etnik millet yaşıyor. Ama bizim kültür tarihimizin izleri var. Meydan gerçekten cıvıl cıvıl. Gül gül. Maşallah. Kimi gel şöyle bakalım. How much? Hocam şöyle. Mongolia mani. Mongolia mani. Sorti davası. Evet, meydanda gençler kendi yaptıkları el işi ürünleri, işte Moğol çadırları, Moğol resimleri, onları yapıp satmıyor. Orijinal. Orijinal. Yes. Diyor ki ben yaptım bunu diyor. Orijinal. Cengiz Han. Gerçekten birer sanat harikası. Vallahi bilmiyorum. Aldan gelen onunla vergim çok.
Yani ucu bucağı yok. Gördüğüm belki şimdiye kadar en büyük meydan. İlk defa Türk kelimesinin devlete girdiği ve yaklaşık 1500 sene önce abidelerimizle dünyaya medeniyetimizin izini bıraktığımız yer burası Moğolistan. Orhan abideleri Ötüken bölgesi Göktürk Devleti'nin kurulduğu yer ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi temsil eden değerli büyükelçimizle Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da birlikteyiz. Efendim bize kısaca bir Moğolistan'ı tanıtır mısınız efendim? Bir dilim. Moğolistan biliyorsunuz Türkiye'nin iki katı bir toprak alanına sahip. Ancak nüfusu yalnızca ve yalnızca 2.7 milyon kadar bir ülke. İki tane büyük komşusu var. Kuzeyde Rusya, güneyde Çin. Başka da hiçbir komşusu yok. Bütün sınırları bu iki devlet tarafından kapatılmış durumda. Onun için dış politikasında geliştirdiği bir üçüncü komşu kavramıyla dünyanın diğer ülkeleriyle ve bu arada Türkiye ile de işbirliği kurma gibi bir emeli var. Türkiye ile ilişkileri birçok alanda mevcut. Siyasi, kültürel, teknik işbirliği, askeri ilişkiler. Bunların hiçbir tanesinde bir sorun yaşamıyoruz Moğolistan'da. Ciddi hiçbir sorunumuz yok. Tam tersine iki devletin birbirini özellikle uluslararası arenada desteklemek gibi güzel bir geleneği var. Ancak ticari ve ekonomik ilişkiler herhalde doğrudan ulaşım imkanı olmaması sonucu. Ne kadar iş adamımız var burada efendim? Çok az, çok az. Yani toplasanız evet. 17-20. Toplam kaç Türk daha yaşıyor? Toplam 200 kadar Türk burada yaşıyor. Evet. Türk yaşıyor. Evet. Nerelere yatırım yapabilir iş adamlarımız? Böyle spesifik bir nokta. Valla benim gördüğüm kadarıyla ve hep raporlarımda da yazdığım kadarıyla özellikle inşaat sektörü ve inşaat malzemesi bu bir. İkincisi tarım. Madenleri çok zengin Moğolistan'ın. Ancak madenler büyük yatırıma açılmış durumda. Hangi tür madenler var? Bakır var, kömür var, altın var, uranyum var, molibendum var. Bunlar özellikle bakır ve kömür. Şimdi bakırı yabancı sermayeyi açtı geçtiğimiz yıl. Kömür bu yıl açılacak gibi. Bunlar çok büyük yatırımlar. Çok büyük uluslararası şirketler giriyor. Burada Türkiye'ye ne kadar pay olur ondan ben emin değilim. Ama bu madenciliğin getirdiği alt sektörler var. Yani işte yol yapılıyor, demir yolu yapılıyor, su götürülüyor, gıda malzemesi. Mutlaka bir iş çıkar diyorsunuz değil tabii, mi? Tabii. İnşallahımız yani, buraya ilgi gösterdiğinde. Tabii alt kontratlar sayesinde. Asıl çok tabii bizim üzerinde ısrarla durduğumuz ve biz binlerce kilometre yol geldik. Orhan abidelerimiz Ötüken, Göktürk Devleti için. Neler söylersiniz efendim? Türkiye ciddi manada buraya Göktürk abideleriyle ilgili yatırım yapıyor, çalışma yapıyor. Evet. Bir MOTAP projesidir bu. MOTAP diye adlandırılan Moğolistan'daki Türk Anıtları projesi. 1994 yılından beri Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın en önemli projelerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Göktürk Anıtları demin sizin de tanıtım konuşmanızda söylediğiniz gibi ilk kez Türk adının bir anıta kazındığı, bir belgeye belgeleştirildiği anıtlar. Bunlar için bir müze yapıldı şeyde, o Karakorum'da, Karakorum'un biraz dışında. Ve anıtlar böylece işte 1500 yıllık çıplak tabiatta kalmış anıtlar. İlk defa sahip çıkıldı değil mi efendim? Evet, ilk defa sahip çıkıldı. Onlar kapalı alana alındı. Orijinal yerlerine de replikaları kondu. Onlar bir külliye halinde dışarıda. Bir de şeyde Ulaanbaatar'dan yaklaşık 50 kilometre ötede yine Orhun anıtlarının devamı olan Tonyukuk anıtları var. Ama tabii Moğolistan'daki Türk anıtları bu iki bölgeyle sınırlı değil. Moğolistan'ın birçok yerinde mezar taşı,
işte silah, araç gereç birçok Türk dönemine ait birçok kalıntı yeterli çıkıyor. Yeterli ilgi gösterebiliyor mu efendim? Türkiye'deki sadece devlet değil bu, sivil toplum kuruluşlarımız var. İşte sanayi kuruluşlarımız, iş adamları, bu işe sponsor olabilecekler var. Devletimizin temsilcisisiniz böyle. Vallahi benim gördüğüm kadar şimdiye kadar yalnızca devlet ilgi göstermiş. Sadece devletle de olmuyor mu? Evet, maalesef sivil toplumu çok fazla bu alanda hareketlendiremedik ama bu gibi gelip gitmeler, sizin yaptığınız gibi ziyaretler eminim ki meyvelerini verecektir. Yani bu biraz da sizin bu işin önemini Türkiye'de belli kesimlere anlatmanız. Biz de anlatmak için geldik Sayın Büyükelçim. Çok teşekkür ederim. Dinozorlarıymış bunlar. 60 ila 130 milyon yıl önceden bahsediyoruz. 60 ve dinozorlar müzesindeyiz. Şu anda birçok dinozor var. Yeryüzü üzerinde çok canlılar gelip geçmiş. Bu dinozorlar da bunlardan biri. Burada bulunan kemikler birleştirerek bu elde edilmiş. Ahmet Bey, müzede beraberiz. Dinozorları kaçak olarak çekiyoruz. Ne düşünüyorsun yani? Çok mutluyum. Bir hatıra müthiş olarak ömür boyu kalacak. Ve geldiğine memnun musun? Memnunum, çok ve müzeyi birlikte geziyoruz. Bakın neler var. Gobi çölünde bulunan müze, dünyanın en büyük sahra çölünde bulunan ve hakikaten dehşet ve şu anda arkamızda gördüğümüz müthiş bir mahluk, dinozor. İlk defa görüntüleniyor bunlar. Türk televizyonları içerisinde ilk defa devralen farkıyla bunları izliyorsunuz. Değerli izleyenlerimiz, Dinozorlar Müzesi'ni geziyoruz ve güçlükle bu çekimleri yapıyoruz. Dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak için Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Türk tarihinin adeta milli tapu senedi olan ve Göktürk Devleti, Orhon Vadisi, Ötügen ülkesi, Uygurların ve Hun İmparatorluğu'nun kurulduğu Moğolistan'a geldik ve Moskova üzerinden geldik. Geçmişte hayal bile edemiyorduk. Saatler sürdü uçak yolculuğumuz. Başkent Ulanbatu'ya indikten hemen sonra Tonyuk Anıtı'na geldik. 55 kilometre mesafede. Ve bu anıt Göktürk Devleti'nin vezirlerinden önemli bir şahsın, Tonyuk'un yaptığı ve Çinlilerle verdiği 50 yıllık mücadeleyi anlatıyor. Topraklar, Moğolistan toprakları tarihte Türklerin büyük imparatorluklar kurdukları Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu ve bunlar gibi birçok devletler kurdukları topraklardır. Bizim için hayal edilemeyecek şeylerdir. Allah bize bunları nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır.
Burada ne kadar Müslüman yaşıyor Moğolistan'da? Moğolistan'da şimdi %7'si Müslümanlar, 90% Budistler. Müslümanların çoğu bu başkentten 1700 kilometrede Bayanürgey vilayetinde %70 yaşıyor. Bu başkentte 10 binden fazla Müslümanlar var. Başka nerelerde var? Hangi? Bayanürgey'de yakın Kobda vilayeti var. Buradan 100 kilometre Darhan, 200 kilometre Şaringol, 300 kilometre de Henti, Khotan Müslümanlar var. Ofsu vilayetinde de Khotan Müslümanlar varmış. Evet. Toplam Müslüman ne kadar? Toplam Müslümanlar 150 bin. 150 bin. Evet. 150 bin civarında Müslümanlar varmış. Müslümanlar yaşıyor. Kaç cami var Moğolistan genelinde? Şimdi Moğolistan genelinde 40 cami, 6 medrese pançanımız, 46 tane din şeyleri varmış. 40 camimiz var burada. 40 caminiz var. Evet. Ulanbatur'da öyle mi? Ulanbatur'da değil. 40 camimizin çoğu şimdi bu Kazaklar, Müslümanlar yaşayan Bayanürgey, buradan batı tarafında. Hobda'da, Ofsa'da, bu başka ülkelerde de var. Ulanbatur'da kaç cami var? Ulanbatur'da şimdi resmi cami 2 seneden önceden inşaatını başladık. Çok büyük bu İslam, Moğolistan İslam Merkezi, Kulliye gibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Atalar yurduna gelip de heyecanlanmamak mümkün mü? Elde mi? Evet, heyecanlıyız. Çünkü atalarımızın geldiği coğrafyadayız. Hun İmparatorluğu'nun, Göktürk Devleti'nin destanlar yazdığı coğrafyada Moğolistan'dayız. Ve Ulanbatur'dan tarihi Karakum şehrine gideceğiz. İşte bozkırlardan akan bir ırmak. Tarihimizi, destanımızı söylüyor. Şahidi de arkadaki atlar. Onlar bizim atlarımızdı. Onlarla dünyayı fethetmiş, o atların sırtında Anadolu'ya, Balkanlara, dünyanın dört bir tarafına dağılmıştık. Evet, gezimiz tüm hızıyla Moğolistan'da devam ediyor. Kültür tarihimizin izindeyiz. Evet, tarihe böyle not düşülür, böyle zamana noterlik yapılır. Yıllar sonra inşallah bizim nesilde buralara geldiğinde babalarımız, dedelerimiz tarihe not düşmüşlerdi. Onlar daha güzelini yapar, değil mi arkadaşlar, hep birlikte? Evet, misafir kabul ediyor musunuz? Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Ağlar bakıyorum. Yorgunluğumuzu atıyoruz. Çölün, bozkırın tam ortasında muhteşem bir çadır. Değerli izleyenlerimiz, saatlerdir yoldayız. Orhon Vadisi, bir başka ifadeyle Ötüken diyarını sizlere tanıtmaya ve Ötüken diyarını adım adım gezmeye devam ediyoruz. Ötüken'in başlangıç noktası Ulanbatur yakınlarındaki Tonyuk abidelerinin önünden yola çıktık ve bazen ovalardan, bazen bozkırlardan, bazen çöllerden ve toprak yollardan adım adım
Ötüken Vadisi'ni, Orhon Vadisi'ni dolaşmaya devam ediyoruz. Akşam olmak üzere, güneş belki birazdan batacak ancak biz şu an kaybolmuş durumdayız. Geceyi geçireceğimiz kampın ne de olduğunu bilemiyoruz. Şu an cep telefonları da çalışmıyor ve şu an müzakere yapıyoruz. Biz sizlere Türklerin ana yurdu ve Orhon abidelerinin bulunduğu Ötüken ve Orhon Vadisi'ni tanıtmaya devam ediyoruz ama yolumuzu bulursak. Evet, nihayet yol keşfedildi. Bir yarım saat 40 dakikalık incelemeden sonra yolumuz güzergahı bulundu ve buradan dolaşacağız. Dağın arkasında bir bölge var. Orada kurulan kampa, çadır kente gidip orada bu gece konaklayacağız. Ötüken ve Orhon Vadisi'nde kalacağımız kampa gelmiş durumdayız. Ulaanbaatar'dan çıkalı saatler oldu. Yaklaşık 10 saate yakın yoldayız. Patika yollardan, çöllerden geçerek geldik buraya. Karakum şehrine yakın bir noktada ve geceleyeceğimiz, kalacağımız kampın içerisindeyiz şu an. Değerli izleyenlerimiz, galiba bir yanlışlık yapıyoruz Türkiye'de. Tarih doktorları, tarih profesörleri acaba nerede? Merak ediyorum ben. Şu an bulunduğumuz heyet yaklaşık 15 kişi ve en az 7 tane tıp profesörü var. 7 tane tıp profesörü eşliğinde ilk kez Türkiye'nin Ulaanbaatar Büyükelçisi'nin ifadesiyle ilk kez kalabalık bir Türk grubu burada geziye geldi. Değil mi efendim? Evet. Nerede tıp doktorları? Siz uzman birisisiniz. Tarih doktorları, tarih profesörleri. Onların da gelmesi gerekir. Burayı görmesi gerekir. Tarih yapıldığı yerde yazılır. Ve belgeselleştirilir. Belgeselleştirilir. Evet. Bizim belediye başkanlarımız işte tutturur bir Avrupa gezisine. Giderler bir Tayland vesaire filan. Nedir efendim? Bilmem ne gezisi yapıyoruz filan. Siz buraları gezip gören bir belediye başkanlığı da yaptınız. Şu an önemli bir mevkidesiniz. Neler söylersiniz belediye başkanlarım? Efendim, kendi tarihimizin göç ettiği yerleri görmemiz gerekir. Şimdi TİKA olarak buralara yol yapıyoruz. Bu da bizim için, Türkiye Cumhuriyet Devleti için gurur verici bir hadisedir. 450 kilometrelik yolu şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu yıllarda TİKA olarak faaliyet yapıyoruz. Kökümüzün, aslımızın geldiği bölgeler, Ötüken Vadisi. Hakikaten çok ayrı bir ruh, çok ayrı bir lezzet yaşıyoruz burada. Şu an gördüğümüz halde, kökümüzün geldiği yerlerde çok zorluklarla sizlerle beraber seyahat ettik. Evet, bugün sabah erken başladı değerli izleyenlerimiz. Orhon Vadisi'ne gideceğiz. Ötüken bölgesindeyiz. Bugünkü Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'dan yola çıkmıştık. Zaman zaman toprak yollardan geçtik. Tıpkı asırlar önce ecdadımızın, atalarımızın geçtiği toprak yollardı. İpek yolu kervanının geçtiği yerlerdi. Birbirine benzeyen ovalar, dağlar, koyun sürüleri, at sürüleri ve büyükbaş hayvan sürüleri. Uzun bir yolculuktan, 250 kilometrelik bir yolculuktan sonra yerleştiğimiz Karakum şehri yakınlarındaki göl kenarındaki kampımızdayız. Kamp adeta farklı bir dünya. Ot, kuş sesleri, suyun muhteşem manzarası, gökteki parçalı bulutlar ve anlatılmaz yaşanır. Yaşamak için de biraz zaman ayırıp buralara gelmek gerekir.
Evet, birçok yerden ziyaretçi geliyor ama Türkiye'de ilk kez bir grup halinde ve hiçbir devlet desteği olmadan aralarında profesörlerin bulunduğu, iş adamlarının, gazetecilerinin bulunduğu ilk kez kalabalık bir Türkiye grubu Orhon Vadisi'ndeki Orhon Müzesi'ni ziyaret ediyor. Türk tarihinin tapu senedinin bulunduğu Orhon Müzesi'ndeyiz. Orhon Vadisi'nde, Ötüken'de. Neler söylersiniz? Vallahi bir Türk olarak çok heyecanlıyım şu anda. Çocukluktan beri gönülden ve yürekten sevdiğimiz Orhon abilerini, bizim tapu senedimiz olan Orhon abilerini dokunarak sevdik, dokunabildik. Çok heyecanlıyım gerçekten bir Türk olarak. Her Türk'ün mutlaka bu Orhon abilerine gelip dokunması, bu tarihi yaşaması lazım diye düşünüyorum. Bu şuuru bütün milletimize vermemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Ümit ediyorum ki ileriki yıllarda bunlar da olacaktır. Buradan bu büyük millet belli ki belli bir yere doğru gitmiş. Nereye gitmiş? Orta Asya'ya, Ön Asya'ya. Belli ki Cenab-ı Hak kendisine hizmet edecek kavmi bu bozkırlardan çıkarmış. Buraya Kabe'ye doğru yöneltmiş. İşte Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın müjdelediği ve uygulamaya koyan, İslam'a hadim olan bu yüce millet burada, buradan çıkmış. Burada biz onların torunları olarak bakıyoruz ki puta tapmamışlar. Puta tap, put var mı? Yok. Tarih profesörlerine, edebiyat profesörlerimize birkaç cümle lütfeder misin? O bir imkan meselesidir. Yani sen Türkiye'deki o bir yaşam, bakış ve imkan meselesidir. İmkanlarını bilmiyorum. Tarih görebildiğin kadar senindir. Sevgili Peygamberimiz, seyahat edin, sağlık bulun. Gene ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ey kullarım, ben sizden önce de güçlü kavimler geldi. Gezin, görün ve ibret alın diyor. Türklüğün ilk yazılı anıtı, Orhon anıtlarının önünde olmak gerçekten mutluluk verici. Fakat burada beni üzen şey, bizden başka hiçbir misafirin gelmeyişi burada. Ziyaretçinin hiç olmayışı. Bu üzüyor insanı. İnsan ister ki burada birçok Türk bilim adamı, tarihçisi, meraklısı, turisti gelip buraları görsünler ve kendi milletleriyle, Türklüğüyle iftar etsinler buraları görüp. Şimdi ben bakıyorum, okuyanlar ya Rus ya Finlandiyalı. Niye Türk bilim adamları yok? 1995 yılında bir Türk ve Müslüman olarak hacca gittiğimde duyduğum duygulara ve heyecana yakın bir heyecanı da bugün bu gezimizde duymaktayım. Çünkü dedelerimizin Türk soyunun çıktığı bu büyük imparatorluklar kurduğu bu vadide, bu bölgede, bu Moğolistan sınırları içerisinde bulunmak, buralara gezmek ve onların bize bıraktığı bu yadigar eserleri görmek, onlara dokunmak, onlarla birlikte olmak ve dedelerimizin ruhuyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu Bilge Kağan kitabesi ve Bilge Kağan asırlar önce bizlere sesleniyordu. Diyordu ki gök üstünüzden gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe sizin törenizi, geleneğinizi kim bozar? Heyecanımızı mazur görün, çünkü yıllarca buralara gelmeye beklemiştik. Saatler süren yolculukla Moskova üzerinden Moğolistan'a gelip Ulanbatur şehrinden buraya yüzlerce kilometre yol giderek geldik. Evet, işte Bilge Kağan kitabesi. Şimdi Kültigin kitabesinin hemen yanına gidiyorum. Burası da Kültigin kitabesi ve Kültigin yine asırlar önce bize vasiyet etmişti, seslenmişti. Kitabenin yanında minnacık kalıyoruz. 3 metreden fazla yükseklikte bu kitabe. Gerçekten duygulanmamak, heyecanlanmamak elde değil. Ve bu kitabeler bize çok şey söylüyor. İşte ben o kitabeyi tutabiliyorum. Ve birlik beraberlikten bahsediyor. Sakın Çin tarafına gitmeyin diyor. Çin İpekleriyle, hanımlarıyla sizi kandırabilir, sizi yok edebilir. Hakikaten öyle olmuş değerli seyircilerimiz. Çin'e de gitmişiz. Çünkü Çin Seddi buraya çok yakın. Çin'e yüz binlerce, milyonlarca Türk gitmiş. Ama bugün hiçbirisi kültürlerini, medeniyetlerini muhafaza edememişler. Ancak batıya doğru gelenler, Anadolu'ya, Kıpçak diyarına, Kafkaslara, Balkanlara gelenler kimliklerini muhafaza etmişler.
Değerli izleyenlerimiz, bir Moğol çadırına gireceğiz. Asırlar önce bu vadide, Ötgen'de, Orhon bölgesinde atalarımızın da böyle çadırları var idi ve onlar da böyle çadırlarda yaşıyorlardı. Evet, ve girdik Moğol çadırının içerisine. Sağdan itibaren giriyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Siz bizden önce mi geldiniz? Evet. Ahmet Bey, nasılsınız? Evet, dostlarımız gitti. Sağdan girmek gerekiyor değil mi? Baş köşede de çok önemli misafirler var. Sağ yönünde. Soldan. Bunlar bizim tersimizi yapıyorlar. Biz sağdan gidiyoruz. Afiyet, şeker, bal, kaymak olsun. Ya hem bal var hem kaymak var. Ah, neler yiyorsunuz beyler? Hocam neler yiyorsunuz? Yani bizim ajansımız. Nasıl? Tatlı mı? Biz bunları yiyorduk zaten. Yöremizin şeyleri. Süt, koyun ve yoğurdu biraz kokar. Bu damak zevkidir. Arkadaşlar yabancı olabilir mi için? Afiyet olsun hocam. Tatlıdır. Çok güzel. Kaymak var gördüğümüz kadarıyla önde. Türkiye'de kaymağı yanlış yiyormuşuz. Şekerle kaymağı gördüğünüz gibi bir araya getireceğiz. Birlikte çok. Bir kaşık çalalım. Çalalım. Atalarımız hem Orhon Valisi, Ötügen'de, Orhon Irmağı kenarında değil mi? Çalalım. Yoğurdun tadını da bir öğreneyim efendim. Ötügen Ovası'ndan yoğurdu. Harikulade. Evet, biz girdik değerli seyircilerimiz. Hakikaten enteresan. O küçücük mutlu aile orada yaşıyor. Her şeyleri var orada. İsterseniz sizi de bir götürelim. Biz orada yoğurt yedik, kaymak yedik. Buralardan tamamen doğal, tamamen natürel olan o yiyeceklerden yedik. Sizler adına da yedik. Müzenin hemen yanı başında yaklaşık 500 metre ileride Orhon Vadisi'nde Bilge Kağan anıtının bulunduğu yere gidiyoruz ve anıt oradan çıkarılıp müzeye taşınmıştır. Bugün orijinali Orhon Müzesi'nde sergilenen Göktürk kitabelerinden Bilge Kağan'ın anıtının birebir kopyası. Şu an hemen müzenin yanı başında. Burayı da ziyaret edelim. Devleti adına TİKA tarafından yapıldı. Anıta gelen bir yol yaklaşık 40-50 kilometre uzunluğunda. Şu anda o yoldan Karakurum şehrine gidiyoruz. Karakurum şehri önemli. Değerli izleyenlerimiz, şu an Karakurum şehrindeyiz. Göktürk Devleti'ne, Moğol İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Orhon abidelerinin bulunduğu, Orhon Irmağı'nın doğduğu ve doğarak 1140 kilometre yol yaptıktan sonra Baykal Gölü'ne döküldü. Orhon Irmağı'nın doğduğu yerdeyiz ve bugün 18 Haziran 2010 Cuma ve Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor ekibimiz. Belki Karakurum şehrinde İslam medeniyeti yıkıldıktan sonra ilk kez Cuma namazı kılınacak bu ovada ve Orhon Nehri'nin kenarında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hutbe burada okunacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thank you.
devralemle tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz dedik ve burası Orhon Irmağı'nın doğduğu yer ve bir kurban kesiliyor ilk defa Orhon Vadisi'nde. La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Orhon Ovası'nda, Orhon Vadisi'nde, Orhon Nehri'nin kenarında hep birlikte bir cuma namazı kıldık. Belki yıllar sonra burada bir cuma namazı kılınmış oluyor. Uygur İmparatorluğu'ndan sonra bu topraklar gayrimüslim grupların eline geçtiği için buralarda cuma namazı kılınamadı. Biz dün grubumuzla Moğolistan'a gelen en büyük turist Türk grubuyla birlikte burada cuma namazı kıldık ve bir ilki gerçekleştirdik belki de. Bugün de ekibimiz burada bir kurban keserek İnşallah buraların bir İslam beldesi olması dilek ve temennileriyle bu kurbanı kesmiş olduğumuzu kabul edelim. Ve bu topraklarda tekrar 12. yüzyılda olduğu gibi ezan-ı Muhammediye'yi bir daha susmamak üzere ilelebet devam etmesi dilek ve temennileriyle bu kurbanı keselim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, maalesef müthiş bir misyoner faaliyeti var. Avrupa'dan geldiğimiz uçakla bile çok sayıda misyoner vardı. Ama biz atalarımızın bulunduğu bu coğrafyayı turist olarak bile ziyaret etmiyoruz. Gerek kurban, gerek namaz, gerekse ezanları gösteriş için değil. O manzarayı görünce, o misyoner faaliyetlerini görünce içimizden doğal olarak kendiliğinden gelişti bu husus. Çünkü bizim burada tarihimiz var. Geçmiş destanlarımız, geçmiş medeniyetlerimiz, atalarımız var. Ve Karakurum şehrinde bir zamanlar iki büyük cami vardı. Evet, gezimiz Tümuzu ile devam ediyor. Şimdi Orhon'un doğduğu yere yukarı, şu vadilere yukarı çıkacak ve Orhon'un doğduğu yerden su içecek, abdest alacak ve orada sizler adına çekimler yapacağız. Gezimiz devam ediyor. Orhon Vadisi burası. Moğol çadırları. Bu çadırlar turistik tesis olarak kullanılıyor ve turistlere kiralanıyor. Her biri üçer, ikişer yıldızlı oteller hüviyetinde. İkişer, üçer yataklı yerler. Evet, Karakurum şehri. Bir zamanların Göktürk Devleti, Uygur Devleti ve Moğol İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bu muhteşem medeniyetin kurulduğu şehirden bugün fazla eser yok. Tarihi şehir toprak altında. Ama bugün sadece 7000 nüfuslu küçücük bir kasaba görünümünde. Sevgili izleyenlerimiz, şu an bulunduğumuz mekan tarihi Karakurum şehrinin kurulu olduğu alan. Bir zamanlar burası Göktürk Devleti'ne, Moğol İmparatorluğu'na ve Uygur Devleti'ne başkentlik yapmıştı ve burada muhteşem bir şehir vardı. O şehrin çıkarıldığı ve eski resimlerden yararlanarak yapılan kopyasını Ulaanbaatar'daki Moğol Milli Müzesi'nde, Milli Tarih Müzesi'nde gördük. Evet, bu şehir ve sadece bu Budist tapınağı şu an ayakta. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız Ötügen bölgesinde Orhon Vadisi'nden aşağı bu nehir geliyor. Adeta bir deryayı andırarak buradan tarihi Karakurum şehrinin hemen yanı başından Baykal Gölü'ne gidiyor. Bu
uçsuz bucaksız bozkırlardayız. Heyecanlanıyoruz hakikaten. Yemyeşil otlar. Evet. Sanki kendimizi Karadeniz yaylalarında, Anadolu ovalarında görüyoruz. Şu an bulunduğumuz yer neresi efendim Moğolistan'da? Moğolistan'da şu anda Karakurum şehrinin biraz doğusundayız ve bu bölgenin tam adı Durvulçin. Arkamızda gördüğünüz o toprak bölgede kazı yapılmış olan, en son geçen yaz yapılmış olan, kazısı yapılmış olan Uygur Anıt Mezarı. 8. 9. yüzyıllara tarihleniyor ve civarında da başka yapıların olduğu söyleniyor. Ama şu anda orada elde edilmiş olan objeler müzede sunuma hazır bir hale getirilmeyi bekliyor. Yani bizim Doğu Türkistan'da dediğimiz Uygur Türklerinin de bir anlamda ana vatanı. Peki Doğu Türkistan'la burası yakın mı Karakurum şey? Tabii yakın. Yakın yani genelde Asya coğrafyasını düşünürsek Karakurum ve Doğu Türkistan bunlar ana ticaret yolları üzerinde de bulundukları için eskiden de çok sıkı bir irtibat varmış. Bugün de gerek karayoluyla gerek havayoluyla birbirine bağlı şehirler. Yani Doğu Türkistan'ı Uygur Türklerini araştırmak için önce Karakurum'a gelmek gerekiyor değil mi? İlk tarihte kurdukları devletin başkenti Karakurum. Evet hocam. Ve burası da Karakurum'a 15 kilometre yakın mesafede bir anıt mezar. Evet. Değil evet, mi efendim? Evet. O zaman değerli izleyenlerimiz, değerli Uygur Türkleri, hiç biliyor muydunuz Moğolistan'da Karakurum'da ilk başkentlerinizin olduğu? Sultan bulup han ötken Uygur'um sen canda. Alem şahit bulgandı, tarih yazganda. Sultan bulup han ötken Uygur'um sen canda. Bütün kale ayaklarımızın altında hocam. Alem şahit bulgandı, sen tarih yazganda. Bakın bugüne kadar ki turumuzda Moğolistan'daki turumuzda belki de en iyi durumda olan, yani anıtların dışında belki de en iyi durumda olan ve görebileceğimiz yegane Türk kenti burası. Öz Türk kenti burası. Karabalgaz bildiğimiz kadarıyla aynı bu noktada herhalde stratejik öneminden dolayı bu dağların geçit vermesinden dolayı bazı ticaret yolları da buradan kuzeye, Rusya'ya ve Sibirya'ya ilerlediğinden dolayı bu noktada Uygurlardan önce de bir yerleşim varmış. Ama bu boyutlarda üzerinde yürüdüğünüz kale surlarının boyutlarında ilk yerleşim Uygurlar zamanında 8. ve 9. yüzyılda yapılmış. Ve ondan sonra yavaş yavaş da Uygur devleti gücünü kaybediyor. Kırgızlar da buradan çekip gidiyorlar geldikleri yere, Kırgızistan'a. Ve Cengiz Han nihayetinde burayı ele geçiriyor. Karakorum şehrini ele geçiriyor. Belki de Cengiz Han'ın verdiği zarardan dolayı bu şehir artık kullanılmaz oluyor. Elimde bir parça toprak var. Yani tuğla parçası da olabilir bu. Kiremit parçası da olabilir ama sizlere göstermek istedik. Bakın yangının izlerini görüyorsunuz burada. Evet. Kerpiç. Horasan harcı diyebileceğimiz kerpiçler tamamen taşlaşmış. Buradaki delikler daha önce kuşların, tarla fareleri, sincapların yuva açtığı yerler ve yuva yaptığı yerler. Çok sıcak olduğu için ova kuşlar yuva yapmış ama şehrin bulunduğu alan büyük bir ova, büyük bir yer ve etraf tamamen kerpiçlerle kaplı. Alem şahit bulgandı, sen tarih yazganda. Şu an Uygurların ilk başkenti olan Karakurum şehrine yakın bir noktadaki Karabalgaz'tayız. Karabalgaz 100 bin nüfusu ile 1200 yıl önce Uygurların muhteşem medeniyet kurduğu bir şehirdi. O şehir bugün tamamen yıkılmış, yok olmuş ve toprak yığınları içerisinde. Eser adlab manganda.
büyük bir şehir. 100 bin kişinin yaşadığı bir şehir. 1200 yıl önce Uygurların ilk başkenti burası. Karakurum şehrinin yakın bir noktası. Şehrin etrafını 4x4 jiple dolaşıyoruz. Şehir tamamen yıkılmış. Muhtemelen Cengiz Han döneminde buralar alındığında şehrin tümüyle yanıp yıkıldığını öğreniyoruz. Şu öbek göbek yığın halindeki şehrin suru olduğu, öbeklerin şehrin suru olduğunu görüyoruz. Her yerde erkinlik meskini yansın, her yerde yansın. Sevgili izleyenlerimiz, şu an surun üstündeyiz, yıkılan surların üstündeyiz ve uzun sur, geniş sur ve sur duvarları 1200 yıl önceyi yansıtıyor. Geniş bir ova, Ötüken Ovası'nın, Ötüken Bölgesi'nin, Orhon Vadisi'nin içerisinde. Değerli seyircilerimiz, bakın şunlar topuk otu. Bugün Karadeniz yaylalarının birçok yerinde bu otlar var. Ama o topuk otları bunun hemen hemen yarısı kadar. Burası tümüyle topuk otu. Ve o topuk otunu ecdat yüzlerce yıl, belki binlerce yıl önceden gelmişler. Ve o bölgelerde bu topuk otunun bulunduğu yeri keşfetmişler ve orada konaklamışlar. Şunların hepsi topuk otu. Ve adeta kendimi Karadeniz yaylalarında hissediyorum. Evet, seyahat edin, sıhhat bulun diyor Allah Resulü. Birçok ayet-i kerimede siz gezmez misiniz? Geçmiş kavim ve toplulukların düştüğü akibede düşmemek için onların hayatından ders alın diye ifade buyuruyor. Evet, şu an Orhon Nehri kenarındayız ve Orhon Nehri'ne elimizi daldırıyoruz.
Değerli izleyenlerimiz, Gök Türklerin anıt mezarlarının bulunduğu yere geldik. Burası Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a çok yakın bir mesafede. Gördüğünüz gibi anıt mezar diyor ve işareti gösteriyor şurası ve başka yaban hayatları ile ilgili de işaretler var. Ve biz şimdi buradan biletlerimizi alarak hemen bu bölgedeki Gök Türklere ait anıt mezarlığa veya Balbal taşlarını, anıtlarını görmeye gideceğiz. Milattan sonra evet 6. ve 8. yüzyıllar arasında yapılmış ve Türk kabilelerinin, Türk gruplarının liderlerine atfedilmiş 30 kadar gömü, mezar ve heykeli var hocam. Burada mezar var şu an. Evet, yani bu bölgelerde hep gömü yapılmış ve üstlerine de bu büyük bir ihtimalle bu zamanında kahramanlıklar göstermiş kişilerin heykelleri dikilmiş. Bu bölge ne zaman bulunuyor? 1878'de ilk defa burası keşfediliyor hocam. And identification came afterwards, I think. After so many researches came here, found it, and also researches. Ve çok uzun yıllar geçmiş aradan, birçok araştırmacı gelmiş dünyanın. Moğolistan ve Rusya araştırma ekipleri gelmiş ve en nihayetinde bunların Göktürklere ait heykel anıtlar olduğunu bulmuşlar İsmail Beyciğim. Bakın bulunduğunuz noktadan çok uzaklara kadar ip gibi bu balbal taşları gidiyor. Ve burada başlıyor ya da burada bitiyor. Şu anıtların olduğu yerde, mezar anıtlarının olduğu yerde demiştik bunlar 35 Türk kahramanına ait, savaşmış kişiler bunlar. Adeta o dikilen balballar da birer askeri sembolize ediyormuş. Bakın burası çok önemli. Değerli izleyenlerimiz, bu taşları hatırladınız. Anadolu'yu, Osmanlı coğrafyasını, Türk dünyasını gezdiğimizde bu tür taşları görüyoruz hep mezarlıklarda. Ve ecdadımız asırlar önce, 1500 sene önce Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur yakınlarında, Ulan Batur'a 100 kilometre mesafede kahraman 35 Gök Türk kahramanı için anıt ve abide dikmişler ve onları adeta bekleyen askerler var burada. Tarihimizin taşa vurduğundaki şahit oluyoruz burada. Göktürk İmparatorluğu'na ait ve bir başka ifadeyle Orhon abidelerine ait medeniyetin sahibi Göktürkler, tarihte ilk Türk adını devletlerinde kullanan Göktürklere ait anıt ve abideleri gezmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Göktürk Devleti'nin taşa vurduğu medeniyet ve sadece 5 yıl önce burası çitlerle çevrilmiş, bakımsız, perişan durumda. Türkiye'nin buraya sahip çıkması gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye'deki gönüllü sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, holdingler sponsor olarak buraya sahip çıkmaları gerekir diye düşünüyorum. Birçok anıt ve yaklaşık 1400-1500 sene önceye dayanan anıtlar. Bunlar Göktürk Devleti'nin taşa vurduğu birer mühür gibi duruyor ve Tuz Nehri Vadisi'nde bu bölge tamamen koruma altına alınmış. Yaklaşık Ulan Batur'a 100 kilometre mesafede bir yere geldik ve Göktürklerle ilgili, Türk tarihi, Türk kültürüyle ilgili araştırmamıza Ötüken, Orhon Vadisi ve Moğolistan'da devam ediyoruz. Neler hissettiniz burada efendim? Sayın hocam. Neler hissetmedik ki İsmail Bey? Öncelikle gerçekten sana teşekkür ediyorum. Gerçekten senin de tarih yazacaktır. Yok. Bu şekilde biz burada bir belgesel yapan bir Türk olduğunu hiç sanmıyorum şimdiye kadar. Aynen öyle. Gerçekten öyle. 4-5 günlük gezimizin son durağındayız. Ve önemli bir yerdeyiz. Gerçekten tarihe Türk mührünü vuran insanların mezarları, anıt mezarları başındayız. Gerçekten bir Türk olarak çok duygulandım. İnşallah sizin yaptığınız bu belgesel Türklük şuurunun yeniden Türkiye'de, bütün Türk dünyasında şahlanmasına vesile olacağını, çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum.
Gözken Ovalarında ata biniyoruz ama bizim zannediyorum tanımıyor Türk olduğumuzu. Atımızın özengisini, yularını elinden bırakmıyor. Dağlarda yöreye özgü bizonlar da yaşarmış. Bizon ya da bufalo. Tuz Nehri aşağıda. Tuz Nehri'nin hemen karşısındaki dağlar itibariyle. Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Moğol musunuz? Moğol. Evet, Moğol. Bize anlatır mısınız? Nerede öğrendiniz Türkçeyi? Türkçeyi bu burada Moğolistan'da öğrendik. Nerede? Moğolistan Milli Üniversitesi'nde Türk Kolej bölümünde okuyoruz. Kaç öğrenci var orada? 12 öğrenci var. Ve Türkçe biliyorsunuz. Evet, Türkçe. Nasıl öğrendiniz? Türkçe zor değil mi? Biraz. Ne kadar sürede öğrendiniz? 3 sene. Evet, bu yıl üçüncü sınıfız. Evet. Peki Türkiye için çok önemli buralar. Orhan abideleri, Göktürk. Evet, biz de onları seçiyoruz. Seçiyoruz mu? Evet. Seçtiniz. Evet, seçiyoruz. Bilge Han, Kultigin anıtlarını seçiyoruz da. Eski Türkiye yazıtları, Rum yazıtlarını. Okudunuz. Evet, bilerek mi, isteyerek mi siz şey yaptınız? Evet. Türkiye'nin tarihini... kültürü hepsini öğrenmek için. Nasıl Türkiye? Neler ifade ediyor sizin için? Gittiniz ya, Türkiye'yi de gördünüz evet, değil mi? Evet, bir evet gittik. Türkiye arası uzak ama komşu gibi, akraba gibi. Evet, tarihi Budist tapınağı. 13. yüzyıldan kalma, Çin Hanedanlığı döneminden kalma Karakum şehrinde. Şimdi o tapınağa gidiyoruz. Eski antik Karakurum şehrinin eski kalıntılarından toplanmış ve buraya sembolik olarak konulmuş. 13. 14. yüzyıllara ait. İslamiyet döneminde cami yapılmış, ona adanmış bu taş. Bir Arapça var önünde ve diğer taraflarında. Çünkü Karakurum'un bir özelliği de Müslüman. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, gerek Budist gerekse Hristiyan misyonerler çok ciddi çalışma yapıyorlar. Gördüğümüz gibi Budist misyonerler faaliyet içerisinde. Evet, tarihi Karakurum şehri. Bir zamanların birçok dinin çok rahat hürriyet içerisinde yaşadığı ve çok sayıda Müslümanın olduğu bir bölgeydi. Bugün taş üstünde taş kalmadı, yıkıldı, yok oldu. Ve Karakurum şehrindeki iki tane önemli cami vardı. O camilerden birinin kitabesi bugün Budist tapınağının girişini süslüyor.
görmez ya, rahat ol ya. Moğolistan dağlarında Orhan abidesinde işte bir kartal. İşte yükseltiyoruz onu. Maşallah. Oh 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 oh. Allah 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 Allah. Ah. Allah ya. Allah sakla. Evet. Değerli izleyenlerimiz, sizlere Moğolistan'ı Orhan abidesini tanıtmaya çalışırken delikanlı alsın alsın. Olmaz. Arkadaşlar gerçekten ağır. Allah Allah, bu bayağı zorlanıyor. Ali şu manzaraya bak. Ya atlan abi. Sen atlan abi. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bir kartalın asaletini böylece temsil etmeye çalıştık sizlere. Bir başka programda buluşmak üzere. Moğolistan'dan Allah'a ısmarladık. Abi ismiyle. Bismillah. Arkadaş. Onu güzel tuttum. Ama korun gitti ya, bayağı yoruldu. Müslüm. Türkiye Müslüman. Ha. Oo, selam maşallah. Oğlum Mongol musun? Türk müsün? Kazak. Bir Kazak işte. Abi sen. Mongol ya. Mongol ya. Hayır bir eğilim. Mongol ya. Kazak. Üretti Tuşel abi ya.